İdlib meselesi özellikle kurgulanan konu olarak önümüze geldi. Asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir. İşin bu noktaya gelmesini asla arzu etmezdik. İlk kez konuştu. Durumu bu ifadelerle değerlendirdi. İdlib'deki tehlikeli gerginliğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurulan büyük tuzağa dikkat çekti. Suriye sahasında verdiğimiz mücadelede bölgede etkinlik gösteren güçlerle diplomasiyi ve diyaloğu sürdürmeye özel ehemmiyet verdi. İdlib meselesi ise ülkemizi farklı bir şekilde köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı elimizden almak için özellikle kurgulanan, kışkırtılan bir konu olarak önümüze geldi. İstanbul'da konuşan Erdoğan, asıl hedefin Türkiye olduğunu söyledi. Karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir. Suriye'de istediklerini alanlar, namlıları hemen Türkiye'ye çevirecektir. Bugün Suriye'yi fiilen üçe bölenlerin Türkiye'nin bütünlüğüne saygı göstereceğini düşünmek gafletten öte bir durumdur. Cumhurbaşkanı, mücadele başarıyla sonuçlanmazsa teröristlerin Türkiye'ye yöneleceğini belirtti. PKK'nın 1984 yılında gerçekleştirdiği ilk eyleminden itibaren kendi topraklarımızda 7500'e yakın güvenlik görevlimiz ile 6800'e yakın sivil vatandaşımızı kaybettiğimizi unutmayalım. Bugün sadece Suriye'de eğitilmiş ve donatılmış bölücü terörist sayısı 40 bin ile 60 bin arasında ifade ediliyor. Şayet Suriye'de verdiğimiz mücadeleyi başarıyla sonuçlandıramazsak, bu teröristlerin çoğu ülkemize yönelecektir. Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridoruna da dikkat çekti Erdoğan. Kuşatmayı 3 noktadan kırdık ifadelerini kullandı. Ülkemizi güney sınırları boyunca bir terör koridoruyla kuşatmaya kalktılar. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla da biz ayrıca güneyimizdeki kuşatmayı 3 noktadan kırdık. İdlib'deki son duruma ilişkin bilgi de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, işin bu noktaya gelmesini arzu etmezdik dedi. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. 2100'ün üzerinde rejim unsuru, artık rejim unsuru da demeyelim, onların askerleri öldürülürken 300'e yakın araç gereç imha edilmiştir. İşin bu noktaya gelmesini asla arzu etmezdik.